Arkadaşlar merhaba sesin farklı ortamlarda farklı duyulması konumuzda devam ediyoruz. Ee, farklı ortamlarda farklı duyulmasının dışında aynı ortamda <laughs> bir müzik aletinde seslerin neden farklı olduğunu veya insanlarda neden farklı olduğunu onlardan bahsedeceğiz. Şimdi bir temiz bir sayfa açalım, burayı silelim. Şimdi öncelikle ses nasıl yayılıyordu ona bir bakalım. Ses nasıl yayılıyordu? Ses tanecikler vardı maddelerin ve maddelerin bu ses tanecikleri ne yapıyordu? Titreşerek bir sonraki tanecikleri yayaya ya, ya, ne oldu? Ses yayılıyordu. Peki ses nasıl yayılıyordu? Tabii ki de dalgasal biçimde yayılıyordu. yayılıyordu. Şimdi bunları hatırladıktan sonra burayı silelim. Çevremizdeki sizce sesleri neden farklı duyuyoruz? Yani insanlarda da insanlarda dahi birisinin sesinin ince, diğerinin kalın olmasının sebebi nedir? Kızlarda mesela incedir, erkeklerde kalındır. Bunun sebebi nedir? Bunlara bakacağız. Şimdi ondan sonra farklı ortamlardaki değişikliklerine bakmış olacağız. Şimdi sesin öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sesin saniyedeki titreşim sayısına ben frekans diyorum. Ben değil hatta biz tüm bilim insanları artık bunu bilenlerin hepsi artık siz de öyle diyeceksiniz. Frekans diyoruz. Tamam. Sesin saniyedeki titreşim sayısına frekans diyorum. Tamam. Şimdi frekansın ne nasıl olduğuna, nasıl işlediğine dair şöyle bir şey yapalım. Bir küçük etkinlik evimizde yapabiliriz. Şuraları silelim. Kalemimi aldım. En basitinden hop bir el çizdim. Şuraya da ne çizdim? bir değişik bir el oldu. Buraya da bir tane el çizdim. <laughs> İki elimizin arasına bir tane ince bir tane de kalın ip alıyoruz. Tamam mı? İnce ipi bakayım. İnce ipi şöyle çizeyim. Kırmızıyla çizelim. İnce ipi çizdik. İşte parmaklarımıza doladık. Bir de kalın ip. Bir de kalın ip. Şimdi ikisini ayrı ayrı denediğimizde ne görürüz? bakayım. Ne görürüz? İnce ipi böyle gerdirip arasına şöyle bastırdığımızda bastırdığımızda biz ne görürüz? şunu biraz daha kalınlaştıralım. İnce ipin ses böyle daha fazla böyle hızlı titreştiğini bunu aynısını kalın ipe yapmaya kalktığımızda ise kalın ipin daha az titrediğini görürüz. Ve duyduğumuz sesler ise şöyle ince ipte daha, daha çok titreştiğini görüyorum. Ve daha tiz bir ses olduğunu duyuyorum. Tamam mı? daha tiz bir ses olduğunu duyuyorum. Yani tiz dediğimiz ise yani halk arasında genel olarak bildiğimiz ince ses. Tamam Bu şekilde duyarım. Peki kalın ipte nasıl? Kalın ipte ise daha az titreşim olacak. Daha az titreştiği ve daha böyle bas bir ses Hı -hı. Du, duyarım. Daha bas, bas bir ses olduğunu duyarım. Bas ses dediğimiz ise nedir? Bizim kendi halk aramızda dediğimiz kalın ses dediğimiz ses tonudur. Tamam mı? Yani şöyle diyebiliriz. Bir sazda şurayı sileyim. Şöyle şekilli güzel bir saz çizeyim. Oldu galiba. Şuradan da şeylerini yapalım. Akorda ayar yapmaya çalıştık ama neyse. Şuradan tellerimiz. Şimdi bir sazda ince telden kalın tele doğru teller vardır. Veya kemanda veya gitarda. Fark etmez. En ince telde ne vardır? En ince telde bir kere yüksek frekans vardır. Yüksek frekans dediğim neydi? Hani frekans dediğim e, sesin saniyedeki titreşim sayısıydı ya. Yani yüksek frekans dersem çok ne anlamam lazım? Çok titreşimli olduğunu anlamam lazım. Çok titreşimli dediğim şey madde ne olur? Tiz olur. Tiz sesli olmuş olur. Veya ince sesli olmuş olur. Tamam mı? Tam tersine şöyle şurayı sildim. Ben sazın en kalın teline dokunduğum zaman, en kalın telden çaldığım zaman ne olur? Frekansım işte az frekanslı. Tamam? Ondan sonra titreşim nedir? Kalın telin titreşim nedir? Daha azdır. Az titreşim nedir? <laughs> Az titreşim nedir? Ee, ses nedir? Ses daha çok bastır. Bas tonlu bir sestir. Veya kalın sesli diyebilirim. Tamam mı? Bunlar bu şekilde diyebilirim. Başka bir örnek ise şöyle. E, şurayı şey yapalım. Bizim normal sesimiz kalınken e, helyum gazı helyum gazını içimize çektiğimiz zaman şöyle kaf, basit bir kafa çizelim. Helyum gazını içimize çektiğimiz zaman ne olur? Sesimiz incelir mi? İnceler. Peki sebebi nedir? Normal normal havamızda sesimiz böyle kalın iken Helyum gazı çektiğimizde helyum gazı havadan daha hafiftir. Ve boğazımızdaki gırtlağımızdaki ses telleri daha çok titreşeceği için daha sesimiz ince çıkar. Mantı mi? Çok titreşti. Çok titreşti. Ses inceldi. Şunu aldım. Ses inceldi. Yani bir ses yapan madde çok titreşiyorsa incedir sesi, az titreşiyorsa kalındır sesi. Mesela başka bir örnek davul. Davulun işte buradaki o derisi eğer ince daha ince bir ses. O derinin şey kalınlığı daha kalınsa nedir? Daha kalın bir ses elde etmiş oluruz. Tamam Bunlar aynı ortamdaki şeylerin e, aynı ortamdaki böyle madde ses çıkaran maddelerin farklı farklı ses tonu duymamızın açıklaması. Peki farklı ortamlarda nasıl diyoruz? Farklı ortamlarda ise şöyle. E, yine aynı mantıkla. Şöyle düşünün. Gaz olan bir ortamda. Mesela yürüyorsunuz normal günlük yaşantınızda. Tamam. E, ee, normal yolda yürüyorsunuz. Tamam mı? Bunda sıkıntı yok. Ama bir havuzun içerisinde bir havuzun içerisinde yürümeye kalktığınız zaman nasıl? Daha zor yürüyor musunuz? Daha zor yürüyorsunuz. Onun gibi sesin titreşim hızı da nasıl? Farklılık farklılık gösterecektir. Ve buna bunu gösterdiğine dair de sesler ben farklı bir şekilde <laughs> Farklı bir şekilde du duyacağım. Ee, bunların hepsinin sebebinde temelinde ne vardır? Sesin titreşimsel olarak veya dalgasal olarak yayılması vardır. <laughs> Şöyle bir örnek de verebilirim. <laughs> Mesela suyun içerisinde metal kaşığı ben şey yaparsam ee, nasıl diyeyim metal bir kaşığı birbirine çarparsam farklı tahta bir kaşığı çarparsam nedir farklı bir ses elde ederim veya metal kaşığı ben suyun içinde de çarpıyorum birbirine değdiriyorum farklı bir ses duyarım ama suyun dışında birbirine vurduğu zaman daha farklı bir ses tonu duymuş olurum konumuz buraya kadardı fazla bir zorluğumuz ekstremiz yok Hani farklı ortamlarda diğerler biraz daha etkinlik ee, ekstradan buna etkinliklerimiz sorularımızda yapılabilir dereceye geldiniz. İyi günler diliyorum.